Hünkârım, Lambert Kontu Joseph ve Nogarala Kontu Leonard huzurunuzda çıkmak için müsaadelerinizi beklerler. Buyurun, isteklerinizi dinliyoruz. İbrahim Paşa Hazretleri, Ferdinand Macar kralı olarak kabul edilmeli, Macar toprakları onun himayesine verilmeli. Sulh ilan edilmesi ve seferin bitirilmesi karşılığında masraflarınız için 25 bin duka altın ödemeyi uygun görmektedir. Oldukça cömertlermiş İbrahim Paşa. 25 bin duka altın. Dikkate alın bu büyük teklifi. Sultan Süleyman Han Hazretlerine lütfen söyleyin. Ödemeyi 100 bin duka altına kadar çıkarma yetkimiz var. İspanya kralı uzun zamandan beri Türklerle boy ölçüşmek istediğini söylüyordu. Allah'ın inayetiyle ordumla birlikte işte geldim. Eğer yüreğinde cesareti varsa beni savaş meydanında bekler. Şayet buna kuvveti ve iradesi yetmez ise o vakit haraç verir. Ama benim takdir edeceğim miktarı verir. Ya da alırım. Bunun dışında hiçbir teklifin benim gözümde kıymeti yok. Cihan Padişahı buraya kadar geldikten sonra geri dönmez. Sizin teklifiniz savaş meydanında münakaşa edilip karara bağlanacak. Sultan Süleyman 400 top ve 200 bin kişilik ordusuyla üzerimize geliyor. Elçilerden haber yok mu? Hayır efendim. Teklifinizi kabul edeceklerini sanmıyorum. Etmesinler. Biz daha büyük bir ordu topluyoruz. Bu defa ne pahasına olursa olsun hadlerini bildireceğiz. Yeter artık Ferdinand. Sağdan soldan topladığın askerlerinle mi Osmanlı ordusunu perişan edeceksin? Üç yılda bir bu sultanı bana musallat ediyorsun. Neden gidip Budin'e saldırıyorsun? Nedir bu Macaristan sevdası? Habsburg İmparatorluğu için Macaristan'ın önemi ne ki? Bizi neden Sultan Süleyman'la karşı karşıya getiriyorsun? İbrahim Paşa. Siz daha burada mısınız? Gidin ve yüce hünkârımızın cevabını iletin haydi. İmparatorumuz Şerken'in emrinde 250 bin kişilik bir ordu var. Bu savaş her iki tarafta da ağır kayıplara sebep olabilir. Evvela şu hatayı bir düzeltelim. Şalken bir imparator değildir. Yedi kat gökte ve yerde tek bir Allah olduğu gibi bütün cihanda da tek bir imparator vardır. O da Sultan Süleyman Han Hazretlerinin kendisidir. Ordunuzun büyüklüğüne gelince, madem ki bizden daha kuvvetlisiniz ve dahi üstünsünüz, savaş meydanına gelin. Karşımıza çıkma cesaretini gösterin. O vakit anlarız kim daha büyük.